Ama bu Sultan Mahmut ölünce yeni birini geçirmemiş. Evet. Peki o çocukları o evlendiği kızdan mı devam ediyor, başkalarından mı? Yani Babür falan. Ondan da devam ediyor, başkalarından da devam ediyor. Gidiyor. Timur 17-18 yaşlarındayken 3 tane bey kızı almış. Timur'un mesela soyu hakkında da çok müthiş tartışmalar var. Bunu da konuşabiliriz. Bartolt Timur'un bir yol kesici, hocam, bir haydut olduğunu söylüyor. Cüneyt Bey, Allah aşkına. Verdiğin isimler kim? Bartolt kim? Bartolt bir tarih kongresini herkes bilir ama. Doğu bilimci ve... Ne bileyim, kuyumcu da olabilir Kapalı Çarşı. Kim bu Bartolt? Çok büyük bir tarihçi. Ya. Çok büyük bir tarihçi yani. Tabii kesinlikle. Hangi dönemde? Tabii o İbni Arapşah'a daha çok dayanarak. O kim hocam? İbni Arapşah'ı biraz önce anlattık. Timur Suriye'den çocukken alıp götürüyor Semerkant'a. Orada çok ciddi bir ilmi eğitim görüyor. Daha sonra da büyük bir alim oluyor. Erhan Bey o kısmını anlatsın. Daha sonra İstanbul'a, Osmanlı'ya gelip orada görev de yapan birisi. Ve o biraz önce bahsettiğimiz kitabı yazarken başında diyor ki, ben işte çevrilmiş olan hangi kitabı? Acayip El Maktur fi Ahbar-ı Teymur. Diyor ki orada, ben bu kitabı Timur'un ne kadar rezil, ne kadar kötü, ne kadar berbat işler yaptığını anlatmak için yazıyorum diyor. Yedi ekmeği ihanet mi diyor? He? Yedi ekmeği ihanet mi? Nankör. Ya bilmiyorum tabii yani, şimdi onun ama duygularını da anlamak lazım. Ama belki de vatanından alınmış, götürülmüş, annesini babasını kaybetmiş. Tarihçi ruhuyla yazıyor. Doğruyu yazmak için. Biraz duygularıyla yazıyor tabii hocam. Yani efendim, Esenboğa Havaalanı'nın adının Timur'un komutanlardan İstanbul'dan geldiği doğru mu? Doğrudur efendim. Ben yazmıştım onu. İlk defa çok şükür ben yazmıştım. Şimdi Timur'un en büyük savaşı hangisidir diyorlar? Timur'un bütün savaşları büyüktür. Hindistan seferi çok önemlidir. Batı seferleri çok önemlidir. Suriye Batı bölgesini, dediğiniz... Şam bölgesini gelip Suriye. Ele geçirdiği Anadolu, yani Ankara Savaşı çok büyük bir sefer. Osmanlı o dönemde çok büyük bir güç. Ben hep söylüyorum yani Timur'la Yıldırım Beyazıt'ın karşılaşmasını anlamak için kaynaklara falan bakmaya gerek yok. Bir harita koyacaksınız önünüze. O haritaya bakıp bunu anlayacaksınız. Nereden yani, nereye gelmiş adam? Evet yani bir taraftan Osmanlı büyüyor Balkanlarda, bu tarafa doğru çıkıyor. Timur'da pek çok yer fethediyor. Orada artık arkasında bir tehlike kalmıyor. Yani kıskaç arasında kalmayacak bir durumdayken aşağı doğru inmeye başlayınca şimdi burada ciddi bir hakimiyet mücadelesi var. Yani ne yapacak bunlar? Ama şey yapmıyor. Ya kardeş kardeş yaşayıp tamam sen topraklarında yaşa ben de topraklarımda yaşayayım deyip dönüp gidecekler. Doğru. Ama bunu ikisi de bunu yapacak ruh haline sahip değiller zaten. İkisi de şey. Kesinlikle. Hırslı. Can hakimiyeti fikri evet. Var. Bir kısa ara verebilir miyiz? Ondan sonra hocam ama şey diyelim oluyor. Mesela Anadolu'da Yıldırım'ı peşine takıp dolaştırmış. Yani evet. Bak stratejide askerlerin dediği şey vardı. Savaşacağın mekanı, zamanı kendin belirleyeceksin. Anadolu'da Yıldırım belirlemek yerine Timur'un peşi sıra gidiyor. Önce Tokat civarına gidiyor, sonra geri geliyor Ankara civarına gidiyor. Yani bir yay çizdiriyor. Aynen. Ve en uygun yerde vuruyor. İşte asker olmak taktik strateji bu zaten. Efendim. Sevgili seyirciler, çok soru geldi. Selahattin Eyyubi'nin milliyeti hakkında konuşacağız. Konuşalım. Yani Türk müydü, Kürt müydü diye çok soru geliyor. Aradan sonra konuşacağız. Yalnız tanıtacağımız güzel birkaç kitap var yeni çıkan. Güzel müzik de dinleyeceğiz. Evet hocam, daha erken saatler bir. Şey, sevgili seyirciler, çok kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet efendim, tarihin arka odası devam ediyor. Şimdi birkaç tane güzel kitap tanıtacağız. Şu kapıyı da kapatsak lütfen. Ceryan yapmaz. Hocaya sıcak geldi bak. Efendim, bu kitaplar Nurhan Hoca'ya, Erhan'a, bendenize bir tane de fazla. Onu da İSAM Kütüphanesi'ne göndereceğiz. Çok teşekkür Hazreti ederim. Hazreti Mevlana'nın, evet efendim, gönderen... Konya İl Kültür Turizm Müdürü Doktor Mustafa Çıpan ön sözlü. Çok teşekkür ederiz. Efendim. Konya'ya selamlar. Hazreti Mevlana'nın Fihi Mafih, Mektubat ve Mecalisi Seba. Konya'da Huzur'da Mevlana Müzesi'nde bulunan orijinallerin efendim tıpkı basımını yapmışlar.
gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Yalnız Erhan bir yeri beğenmedi. Ben de katılıyorum. Daha önceki haftalarda biliyorsunuz PTT'nin bastığı o nefis divanı kibiri göstermiştik. Şimdi efendim bu kadar güzel bir iş yapılırken şuna Erhan da diyor gerek yok. Ne gerek var? Çizime hiç gerek. Şimdi efendim eğer hocam, öyle bir görüntü koymak istiyorlarsa hocam, tıpkı basım mesela mat evet, tıpkı basım olunca olmaz. Hiçbir şey eklenmemeli. Hatta Erhan şey dedi. Acaba bir ressama iş mi sağlandı bu sayede dedi. Yok öyle bir şey demedi buraya de yani. Buraya basmaya bunu buraya. Şey ama yani. Şuradan bakın. Selçuk bir resim koyacaklarsa matrakçıdan koysunlar yok, hocam, bir detay koysunlar. Hocam, ama onu da koymasınlar. Yok tıpkı basama hiçbir şey koymasınlar. Tıpkı basın bu. Bir ek yani olarak hiçbir şey koymamak. Hiçbir şey katmıyor. Ve neresi? Ha şunu kapayım. Yanlış geldi, bitki evet. veriyor. Evet. Yanlış bitki, bilgi veriyor. Şu. Evet. Ama mesela içi gayet güzel tıpkı basımı. Su lekesine kadar basılmış. Evet. Çok güzel. Çok yani güzel. Lazım ama. İlave çok... bir şeye gerek yok. Yani o evet. gösterdiğimiz hani sizin bana da diye şey yaptınız ya biz de isteriz diye Heath Lowry ile beraber. Bu da çok güzel o ama nefes. O da gerek şuna yok. Şuna gerek yok yani ağırlığını bozuyor eser. Evet. Yani şuranın ne olduğunu bilmeyen yoktur. Koymaya da gerek yoktur. Doğru. Zaten burada yani şuraya mesela gayet güzel Ebru konmuş içe. Çok güzel. Ebru bu işe yarar zaten. Duvara asmaya değil, burada işte şeyle isimleri var. Mesela onun ama güzel şemsiler. Güzel. Evet. Doğru, ellerine sağlık. Elinize sağlık. Hoca bunları da tercüme etti biliyorsun. Üçünü de tercüme etmiş. Mevlana hepsini tercüme. Her şeyi çevirmiş. Allah rahmet, gani gani rahmet eylesin. Hepsini çevirmiş. Evet efendim. Hoca, kimdi hoca? Onu da söyle bakalım. Sen şimdi söyledim, onu söyle. Hoca işi öğrendi mi? Hoca akademisyeni çok şükür bırakmıyor. Evet. Bir televizyon yıldızı olarak. Evet. Değil mi hocam? Hayır benden bahsetmiyorum. Sen kim diyorsun hocam? İşi öğrendiniz canım. Yani, ya biz de niye yapıyorsunuz? Yakaladınız. Efendim tekrar gösterelim. Fihi mafi. Mektubat mecalise seba. Evet. Murat Bey onu geçmeden fihi mafi. Mafihle ile ilgili bir cümle söyleyebilir buyurun, miyim? Buyurun, bir cümle şimdi buyurun. Bu idam konusu gündeme geldiğinden tekrar getirilsin mi falan diye bunlar çok tartışıldı. İdam doğru mudur, yanlış mıdır, bu nasıl bir cezadır şeklinde tartışmalar oldu. Mevlana fihi mafihte şöyle bir şey diyor. Cezalandırma suçluya azap vermek için değil, içeri atma, idam etme, dışarıdaki masumları korumak içindir diyor. Hmm. Fihi mafihte. Evet. Modern şeydeki gibi. Çok evet. güzel. Şimdi modern hukukta idam cezası yok. Çünkü modern hayır, hukuk dışarıyı... ıslah etmeyi savunduğu evet. için idam ıslah etmiyor, evet. imha ediyor. Hmm. Onun için modern ceza hukuku idama karşı. Vallahi ben bazı durumlarda taraftarım. Herhalde Erhan da taraftarlar evet. bazı şeylerde.